Selamlar. Herkese merhaba. Yine farklı bir videoda bir aradayız. Biraz gündemden bahsetmek istiyorum bu videoda. Ve içerisinde olduğumuz süreçten bahsetmek istiyorum. Hem İngiltere, biraz da Türkiye üzerinden. Öncelikle buraya gireli sanırım 2 haftayı devirdik. Ev aramaya devam ediyoruz. Şu an bir yer var. Sanırım orayla anlaştık gibi. Az kaldı. İnşallah olacak gibi gözüküyor. Burada birazcık süreç şöyle işliyor. Bir yeri beğenmek yetmiyor. Evi bulduktan sonra eve talip olanlar toplanıyor. Sonra ev sahibi arasından seçim yapıyor. Bunu bile halletmiş olsan dahi sana şöyle bir şey yapıyorlar. Ödemeyi istiyorlar. Ödemeyi istedikten sonra da tamam diyorlar, 2-3 gün sonra geçebilirsin diyorlar. Ve yani bu bile yani bir Türk olarak insanın sinirlerini bozuyor. Arkadaş, parasını ödemişim. Hem de 6 aylık kirasını ödemişim. Neden ben bekliyorum diyorum ama işte kararlar böyle şeklinde. Prosedür bu şekilde işliyor şeklinde söyleniyor. Bu birazcık canımı sıkmıyor değil aslında. Şimdi işte her işte bir hayır varmış bakalım. Bir yerle anlaşmak üzereydik. Tam ödemeyi istediler, yapacaktık. Bu koronavirüs mevzusu gündeme geldi. Dedik şimdi sokağa çıkma yasağı olur. Bir şeyler çıkar. Şimdi hem kirayı öderiz hem de buradan çıkamayız. Bir de mevcut yerin kirasını öderiz diye problem olabilir diye düşündük. Bu nedenle beklemeye alalım dedik. Bu arada hani ırkçılık falan yaptığımdan değil ama Hintler gerçekten problem. Daha önceden bir sürü video izliyordum. Sevmiyoruz falan diyorlardı. Bir tane Hintli ile görüştük biz emlak mevzusunda. Hem böyle işi doğru düzgün yapmıyor, bekliyor, yavaş yavaş ağırdan alıyor işlemlerini. Yani bir gıcık yani. Hem de şimdi mesela rezervasyon için ödeme yaptık. Adam ödeyemem falan diyor. Bakalım birazcık daha zorlayacağız ama muhtemelen Allah'tan çok fazla bir şey ödemedik. Muhtemelen ödemeyecek gibi gözüküyor. Yani bunun gibi sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bu belki de şu anda İngiltere'deki ilk yemiş olduğum kazık olabilir. Bugün de böyle bir hava güzeldi. Dışarıya fazla çıkmamaya çalışıyoruz. Şu an sadece bu videoyu çekmek için birazcık da açılalım diye çektik bu videoyu. Bu arada şuradan geçiyorken şunu göstereyim size. Şurada bir direk var. Direğin tellerine bakar mısınız? Çok fazla tel var ama yine de biraz düzenli olduğunu düşünüyorum. İlk geldiğimde dikkatimi çeken şeylerden birisi buydu. Bunun yanı sıra koronavirüsle alakalı konuşalım birazcık. Hani artık sizlere boş market reyonlarını falan göstermeyeceğim. Çünkü herkes göstermiş gördüğüm kadarıyla. Ben de zaten birkaç tane paylaşım yapmıştım Instagram'dan. Burada neler yapılıyor koronavirüsle alakalı? İlk etapta bildiğiniz gibi hiçbir şey yapılmadı. İşte araba gitsin. İlk etapta hiçbir şey yapılmadı. İşte halkın işte sağlığını, işte pardon, bağışıklığını sağlamak için yapılan bir şey oldu. Ama baktılar ki baskılara da dayanamadılar. Baktılar ki durum ciddi. Hemen şey yaptılar, okulları falan kapattılar, okul, işte toplu, işte publar, bilmem neler falan, bunları kapattılar. Restoranlar da kapandı. Ama şöyle, restoranlar tabii ki market, pardon, tabii paket alışverişleri devam ediyor. Yine eve teslimat falan yapılıyor. Sipariş falan verebiliyorsun internet üzerinden. Bunlar durmadı tamamen. Bunun yanı sıra şöyle bir paket açıkladı mesela şey. Bu da güzel bir şey bence. Aklımda kaldığı kadarıyla pakette şunlar söyleniyor. Mevcut paketin içerisinde işletmelerin maaşını, hani bu koronavirüsten dolayı maaşlarını ödeyemeyecek durumda olan firmalar için diyorlar ki %80'ini devlet karşılama garantisi veriyor. Bunun yanı sıra yine böyle maaşla alakalı falan yapılamayacak yani problem yaşayanlarda da bir takım ayrıcalıkları var. Biz Ankara anlaşmaları içinde
bir şeyler olacak gibi gözüküyor ama şu anda nedir bilemiyorum. Şöyle bir şey olabilir belki. Süreyi falan uzatabilirler. Başvuranların süresini falan da uzatacaklar. Şu anda bir yıl sanırım 2020 aralığa kadar uzatıldı. Bu tekrardan uzatılabilir. Diğerlerinin içinde bir şeyler bekleniyor. Şu an süreç ne olur bilmiyorum. Ama keşke gelmeseydim gibi bir pişmanlığım yok. Birkaç arkadaşla konuştum hemen. İşte gelmeyi düşünmüyor musun? Ortalık çok karışık falan. Burada karışık değil yani. Tamam, tabii ki koronavirüs önemli. Şu anda bir salgın söz konusu dünya genelinde. Ama burada da var, Türkiye'de de var. Kaldı ki ben buraya geldiğimden beri şeye hiç binmedim. Toplu ulaşıma hiç binmedim. İstanbul'da olsaydım her gün metrobüse binerdim herhalde. Gittiğin zaman tekrar dönsen 14 gün karantina mevzusu falan bayağı bir uzayan bir süreç olur zaten. Bu nedenle hani hiç şey yapmıyorum. Sadece şu anda hani ne gibi bir problem olmuş olabilir bizim için? İş mevzusu sıkıntı olabilir. İnsanlar biraz tedirgin olduğundan dolayı, dışarı çıkmadığından dolayı, bir takım önlemler alındığından dolayı piyasa birazcık daha durgunlaşmış olabilir. Bunlar da artık olacak zaten. Zaten hani buraya geliyorken biz bu koronavirüs mevzuları falan bile yokken insanlar şunu söylüyorlardı. İşte 3 ay 4 ay boyunca iş arayanlar falan oluyordu. Bu gibi şeyler normal olacak. Biz buraya geliyorken zaten bu problemleri bilerek geldik. Biz kolay bir yolda değiliz şu anda. Zor bir yoldayız ama sabredeceğiz daha güzeller olması için. Evet, şuradan böyle bir tren geçiyor. Buraya yeni geldim yani. Bir kere daha geçmiştik. İlginç yani, aslında havadan bahsedeyim size birazcık. Şöyle bakın, top oynuyorlar. Top değil, pardon. Neydi onun adı, unuttum. Bilen yoruma yazsın. Burada şeyden bahsediyorlar. İnsanlar daha çok. İşte gelmeden önce çok yağmur yağar, çok şey yapar, hani alışın oranın yağmuruna falan diyorlardı. Ama öyle bir şey yok aslında. Yani evet, yağmur var. Karadeniz gibi. Ama bundan dolayı şey yapmıyorsun. Alışıyorsun yani bir yerden sonra buna. Sadece şöyle, hava değişimleri çok hızlı. Bir bakıyorsun yağmur yağıyor. Bir bakıyorsun güneş vuruyor. Bazen güneş vuruyorken yağmur yağıyor. Böyle bir değişik. Ama şey değil. Çok günler boyunca sürekli yağmur yağmıyor. Yani en azından ben şimdilik denk gelmedim. Tamam, oluyor. Bazen birkaç gün yağmur yağıyor ama güneş de vuruyor. Yani güneşi hiç görmüyorsun değil yani. Ha, bak mesela ne güzel, mis gibi güneş şu anda. Gençler oyun oynuyor. Bunun dışında tabii ki şöyle bir şey var. Buranın havası birazcık daha şey, nasıl desem, böyle güneş vuruyor ama tam vurmuyor gibi. Kış güneşi varmış gibi. Hep böyle bir kış güneşi var. Ve güneş vurduğunda bile böyle soluk vuruyor gibi yani. Bir değişik. Renkler çok canlı değil gibi. Yani bazen böyle şey yapıyorum. Bizim İstanbul'da çektiğimiz fotoğraflara falan bakıyorum. Her şey çok güzel. Cıvıl cıvıl renkler falan böyle. Burada sanki öyle değilmiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum, çok da fazla dışarıya çıkıp gezmedim. Çok fazla fırsatım da olmadı. Gruplardan falan bakıyorum. Bu market fiyatlarıyla alakalı. Bir kere büyük marketlerde çok şey yok. Ciddi bir sorun yok. Tamam, boş bazen bulamıyorsun falan. Geçen makarna aradık. Şansa makarna bulduk. Ve şeydi, güzeldi yani, iyi de vardı bayağı. Aldık, 5 tane falan aldık. Çünkü başka bir şey yok yani. Bir de yeni olduğun için bunu alsam mı almasam mı, ya bunda domuz eti var mıdır acaba falan, işte neyse vejetaryen alalım falan moduna girdiğimizden dolayı. Bir de ister istemez şey de o, su alıyorsun, işte dalgınlığına geliyor, çok dokunmuyorsun, bakıyorsun aha maden suyu çıkmış. Ya da böyle ya patlamış mısır alayım falan diyorsun, bir alıyorsun, bir bakıyorsun aha şey çıkmış, şekerli çıktı. Mesela bir tane aldık. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Evet. Şimdi olabildiğince anlatmaya çalışıyorum sizlere. Süreçle alakalı. Ama bunun dışında gayet bir durgunluk var. Hani arkadaşlar genelde şey diyorlar. Ya sizdeki durgunluk şey olmasın.
insanlar sokağa çıkmadığından dolayı olmasın falan diyorlar. Yok, onun alakası yok. Burada sokaklar zaten böyle. Sakin, boş. Bak gençler ne güzel oynuyorlar. Koronavirüs falan pek bilmiyorum. Demek ki pek ciddiye almıyorlar, bilemiyorum. Onun dışında sizlere anlatabileceğim süreç genel olarak bu şekilde. Yani Türkiye'deki hani gruplardan takip edebildiğim kadarıyla. Bu arada şeyler çok ilginç. Neydi onun adı? Yani daha önceden bu kadar aktif olarak kullanıldıklarını biliyordum Facebook gruplarının, ama buraya geliyorken tabii bir sürü yok işte İngiltere'de yaşayan Türkler, İngiltere'de iş arayan Türkler, bilmem ne, böyle değişik gruplar var. Hepsine girdim. Gerçekten hani gruplarda ciddi bir etkileşim var. Tabii bizim maalesef kafa aynı şekilde devam ediyor. Kimisi yurt dışında olanlar bile. Geçen bir video çektim. Adam diyor ki işte ballandıra anlatma. Ya arkadaş, ballandıra anlatmıyorum. Ne yaşadıysam onu anlatıyorum. Ne yaptıysam onu anlatıyorum. Markette çekmiştim. Kimisi de makara yapıyor böyle. Ya arkadaş, işte orada da market fiyatlarını çekmeyenleri dövüyorlar galiba falan gibi. Birisi de mesela şey diyor. Ya işte kurguları daha güzel yapsan, daha iyi videolar bekliyoruz. Arkadaş, ülke değiştirmişim ben. Hani ülke değiştirmişim. İnternet bulmam bile kimi zaman sıkıntı olabiliyor. Sen gelmişsin bana diyorsun ki montajlar daha güzel olsun falan. Bir zahmet bekle birazcık yani. Bunlar birazcık daha zamanla olacak şeyler. Hemen olacak şeyler değil. Zaman gösterecek bunları. Tabii psikolojik durum da önemli. Ha, iyi ki eşimle gelmişim. Hani çocuk olmaması falan büyük bir artı. Öyle söylüyorlar. Deneyimliyoruz. Biz de gerçekten de öyle. Ama diğer anlamda, psikolojik anlamda da çok önemli. Burada bir Nuri abimiz var. Yani Allah razı olsun. Özellikle bizimle çok bize çok yardımcı oluyor. Ya hiçbir şey yapmasın. Sadece otursun, konuşsun. Dinle yani. Bu çok önemli bizim için. İnşallah hani buraya gelmeyi düşünen arkadaşlar iyi insanlarla karşılaşırlar. İyi insanlarla iş yaparlar. İyi insanlarla birlikte zaman geçirirler. Çünkü bu çok önemli. İyi insan bulmak zor gerçekten de. Evet, yol bitiyor. Güneş de batmaya başlıyor. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şöyle size güneş manzarasıyla videoyu bitireyim.